kümes hayvancılığı alanında sağlıklı koşullarda faaliyetlerine devam eden Anko Tavukçuluk Çiftliği'ne konuk olduk. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denizli Buldan'dan sizlere sesleniyoruz. Anko Doğal Çiftlik bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Haluk Keskin var. Haluk Bey, bakalım bize sektörüyle alakalı, çiftlikle alakalı neler anlatacak? Haluk Bey, bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Biraz Haluk Keskin'i tanıyabilir miyiz? Haluk Keskin kimdir? 1985 Denizli Buldan doğumluyum. Kendim doğma büyüme buralıyım. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra tekrardan memleketim olan Buldan'a geldim. Buldan'da bu işi yapmaya karar verdik ailemle birlikte. Ve şimdi de bir yıl oldu ve başarılı bir şekilde yürüyoruz, devam ediyoruz işimize. Tekstil sektöründeydiniz. Daha sonra neden organik bir çiftlik açmaya karar verdiniz? Neden bu sektöre giriş yaptınız? Küçüklüğümden beri hep böyle doğal ortamda yetiştiğimiz için hayvanları çok seviyorum ve tavuklarla hep uğraşmayı çok sevdim ve hayalimdeki meslekti organik yumurta yapmak. Böyle de bir yerimiz olduğu için bu şekilde değerlendirmeye karar verdik. Güzel de başarılı oluyoruz çok şükür. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? Doğal çiftliğiniz kaç yıldır faaliyet gösteriyor? Bunlardan da kısaca bahsedelim. Biz bu işte yeniyiz aslında. Bir yıl oldu ama güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bir yılda bayağı bir yol kat ettik. Güzel reklamlarımızla kendimizi tanıttık. Bunu da şöyle açıklamasını yapayım. Biz ANK olarak yaptık bunu. Bu da babamın ismi Ahmet Nadir Keskin. Bunu Anko Doğal Çiftlik olarak da isim koyduk. Güzel bir şekilde yürüyoruz. Peki Anko Doğal Çiftlik müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Anko Doğal Çiftlik gördüğünüz gibi burada doğal ortamda yetişen, gezen tavuklarımız, bu ormanın içinde, Buldan'ın tepesinde, ferah ortamda organik yumurtayı güzel bir şekilde sunmaktayız. Peki sadece Buldan çevresindeki izleyicilerimiz ve müşterileriniz mi buradan hizmet alabiliyorlar, yoksa Türkiye genelinde bir dağıtımınız var mı? Şimdi öncelikle Buldan ve Denizli olarak başladık. Tabii ki dergi reklamlarımız oldu, gazeteler reklamları oldu. Bu sonra Ege bölgesine başladık ama hedefimiz tabii ki bunu tamamen tüm Türkiye'ye dağıtmak. Herkesin de gelip burada yerinde görmesini istiyoruz. Kapasiteniz bünyesinde kaç adet tavuğunuz var? Şu an 3000 adet yumurtlar durumda tavuğumuz var. 1000 adet de yeni getirdiğimiz tavuk var. Ayrıyetten de bu işin ticaretini yapmaktayım. Yarka olarak tavuk getiriyorum ve Denizli bölgesine bunun satışını sunmaktayım. Şu an 3000 adet, günlük 2500-2600 adet yumurta alıyoruz şu an. Peki çiftliğimiz kaç metrekare alan üzerine kurulu? Burası 10.000 metrekare, 10 dönüm bir yer. Daha inşaat halindeyiz. Dediğim gibi bir yıl oldu. Ormanın arasını yaptık. Bayağı zor şekilde, zor şartlarda, kar, kış demeden. Daha da inşaatımız devam etmektedir. Ayrıca şunu ekleyeyim. Bunun yanına bir 3.000 daha kümes yapılıyor şimdi aşağıya. En alt setimizi. Biz bunu 10.000 tavukla sınırlandıracağız. Böyle. Şu anda kapasitemizde 3000 tane tavuk var ve yaklaşık 2500 yumurta alıyoruz günlük olarak. Tavuklarımızın bu kadar verimli olmasına sebep olan şey aslında nedir? İçeriye az önce göz attığımda tavuklara müzik dinletiyorduk mesela. Burada tavuklarımız nasıl besleniyor, neler yiyor, nasıl günlerini geçiyor, bunlardan da kısaca bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyeyim, hem bu ormanın içinde olmaları, havanın çok güzel olması, ve yerimize ektiğimiz dokuzlu karma tohumumuz, yonca, fi ve benzeri şeyler. Müzik dinletmemdeki sebep de dış etkenlerden gelen, tabii ki çiftliğimizde köpeklerimiz var. Köpek havlamasından rahatsız olmasınlar, insanların konuşmalarından rahatsız olmasınlar. Gördüğünüz gibi insandan hiç kaçmıyorlar zaten. Direkt böyle yanımızda evcimemci bir şekilde. Ve bundan dolayı böyle. Sektörle alakalı hedefleriniz nelerdir Haluk Bey? Vallahi şöyle söyleyeyim, bu Anko markası, yani Ankyum yapacağız. Tabii ki Anko Doğal Çiftlik olarak tüm Türkiye'ye hitap etmek, doğal organik marketlere hitap etmek, bu hedefim bu. Üst tabaka güzel bir şekilde sunum yapmak. Peki sadece çiftlik adı altında burası sonuç olarak. Sadece tavuklarla mı devam edeceğiz, yoksa başka? Şöyle söyleyeyim onun da cevabını. Benim ayrıyetten zaten tavuklara, hayvanlara çok merakım vardır. Bunun yanında süs tavukları, süs hayvanları, ondan sonra tabii çiftliğimizin içerisinde olması gereken bir 30 baş büyük dana, bir 100 baş küçük koyun sokmayı da planlıyoruz. Bunu da Allah izin verirse 2 ay içinde gerçekleştireceğiz.
Bu şekilde güzel bir yolla ilerliyoruz. Peki çevre illerden sizleri ziyaret etmek istediklerinde, çiftliğinizi görmek istediklerinde müşterilerinizi burada ağırlıyor musunuz? Bunları da bahsedelim. Tabii ki ben hemen biri verdiğimiz reklamlardan arayınca direkt söylemem de çünkü işimin her zaman arkasındayım yani. Gelin yerinde görün lütfen diyorum. Yerimle, kendimle, bu yerle gurur duyduğum için hemen kim olursa olsun buraya davet ediyorum. Ve ağırlıyorum onu dört dörtlük bir şekilde. Az önce bahsettiğimiz konunun üzerinden tekrar bir geçmek istiyorum ki izleyicilerimizi buradan net bir şekilde aydınlatalım diye. Türkiye genelinde istek olduğu doğrultuda gönderim yapıyorsunuz. Evet. Keza aynı şekilde Avrupa'ya da gönderim yapar mısınız? İnşallah o yolda da bu gerekli belgelerimiz tamamlandı zaten. Avrupa'ya da gönderim yapmaya başlayacağız. Bir yılda bu kadar yol kat ettiysek inşallah bir yıl içinde de daha güzel noktalara ulaşacağız. Peki buradan dışına çıkmayı düşünür müsünüz? Başka bir şehirde bir şube açmayı, ekstra bir çiftlik açmayı düşünür müsünüz? Ekstra bir çiftlik Buldan genelinde açarım ama Buldan'ı seviyorum. Burada ne yaparsak Bulda olacak, Buldan da olacak. Ayrıyeten kendi arazilerimiz var, yine yatırımlarımız olacak. Aslında Türkiye geneline gönderim yaptığınız firmalarda dikkat çeken noktalardan biri de şu olsa gerek. Yine buradan aldığınız gibi organik bir şekilde orada sunuyorsunuz. Yani hasır sepetler hasır içerisinde. Bunu bir işte paketleme vesaire bunları da düşünüyor musunuz? Çünkü diğer bölgelere gönderim yapılırken sorun evet. yaşanır mı acaba? Şimdi kapasitem tam ulaştığı zaman farklı Ar-Ge yani planlarımız var. Bunu ahşap sepetler yapıp marketlere sunum yapmak. 6'lı, 10'lu, 15'li bizim karton kutular değil de ahşaptan veya daha değişik planlarım var. O şekilde sunum yapacağız. O şekilde yapacağız inşallah. Şimdi restoranlar, bakkallar, marketler bunlarla da bir genel anlamda bir sözleşme vesaire sağlanır mı istek olduğu doğrultuda? Tabii ki. Neden olmasın? Sözleşme yaptığımız yerler var. Dediğim gibi Ege bölgesinde organik marketlerimizde. Neden olmasın ki sözleşmeye her zaman açığız. Şimdi buradan alınan yumurtalar organik olduğu için ücretlendirmesi diğer yumurtalara nazaran biraz daha fazla diye düşünüyorum. Bu paketleme vesaire olduğunda bu fiyata ekstra bir şey yansır mı sizce ya da bir yumurtanın ortalama fiyatı nedir? Zaten belli belirli bir ortalama fiyatı var yumurtanın, o fiyattan satıyoruz. Biz kesinlikle bizimki şöyle demiyoruz. Yani sadece burası organik çiftlik olduğu için fiyatım tabii ki biraz daha üst tutuyorum. Paketlemeye girdiğimiz zaman bunun herhangi bir fiyatta değişikliği olmayacak tabii ki. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Ben de çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Ben kim izliyorsa gelsin burada yerinde görsün derim. Beklerim. Herkes de kapımız açıktır. Bizler de kesinlikle gelin ve bu doğal ortamı görün diyoruz. Denizli Buldan'dan çok doğal bir ortamdan sizlere seslendik. Bakalım sıradaki durağımız neresi?